Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yuvarlama turşu yapacağız arkadaşlar. Çok lezzetli, çok harika olan bir turşu. Nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim. Evet, yuvarlama turşu yapıyoruz bugün. Burada benim biberlerim var. Bahçemden topladığım biberler kırmızı ve yeşil karışık. Hepsini kullanacağım. İlk aşamada biberleri saplarını kesiyorum ve ortadan ikiye bölüyorum. Evet, bugün yuvarlama turşu yapıyoruz. Çok lezzetli, çok harika olan bir turşu. Saf sarı rengiyle harika bir turşu hazırlayacağız arkadaşlar. Bu şekilde biberleri doğruyorum. Her aşamasını sizlere turşunun olma aşamasını tamamen çekeceğim. Evet, gördüğünüz gibi biberlerimi doğradım. Şimdi elimde benim su şişelerim var. Yarım kiloluk normal içtiğimiz sulardan. Güzelce bunları yıkadım. Bunların içine kuracağım arkadaşlar. Bir kerek de yenmesi için kolaylık olması açısından bunlara koyacağım. İsterseniz bir kiloluk kola şişelerine de koyabilirsiniz. Evet, güzelce şişelerimi dolduruyorum. Bu şekilde hepsini dolduracağım arkadaşlar. Biberler bitene kadar dolduracağım. Evet, bugün yuvarlama turşu yapıyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli, çok harika bir turşu tarifi veriyorum sizlere. Evet, şimdi üzerlerine 2 çay kaşığı tuz ve 2 çay kaşığı şeker koyuyoruz. İlk aşamada ben sarımsak koydum. O anda videom kapanmış arkadaşlar. İlk baştan sarımsağı koyun. Üzerine 2 çay kaşığı şeker ve 2 çay kaşığı tuz ilave ediyoruz. Bu tuz buna yeterli olacaktır. Şimdi her birinin üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Benim gördüğünüz gibi kup çay bardağı kullanıyorum. Bunlar biraz büyük. Tam yarım yapmadım. Ama ince belli bardak kullanacaksanız yarım çay bardağı yeterli olacaktır. Evet, sıvı yağlarını da döktük her birinin üzerine. Şimdi sirke ilave edeceğiz. Şöyle yarım çay bardağı yine sirke döküyoruz. Arkadaşlar, sizlere birbirinden lezzetli birçok turşu tarifi vermiştim kanalımda daha önceden. Tariflerime bakabilirsiniz kanalımda. Evet, şimdi yarım çay bardağı da su ilave ediyoruz. Daha önce söylediğim gibi bu su arkadaşlar içtiğiniz parayla satılan klorsuz sulardan. Eğer klorlu su kullanacaksanız kaynatıp soğutup o şekilde kullanın derim. Evet, şimdi kapaklarını sıkı sıkı kapatıyoruz. Her birinin ne kadar çıktı? Benim 7 adet turşum çıktı arkadaşlar. Bakın 7 tane çıktı. Şöyle sıkı sıkı kapaklarını kapatıyorum. Şöyle şimdi ne yapacağız? Elimizde biraz çalkalayacağız ki tuzlar, şekerleri erisin. Bunu her gün yuvarlayacağız arkadaşlar. İsminden belli oluyor. Yuvarlama turşu. Her gün böyle elimizin altında durması lazım. Arada bir çevireceğiz arkadaşlar. Alt üst getireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi turşularımız hazır. Şöyle bir kabın içine koyuyorum. Ve bunun içinde her gün bunları çevireceğim arkadaşlar. Tek tarafta bırakmayın. Olana kadar her gün çevirin. Toplamda ben 10 gün sonra sizlere bu turşunun olmuş halini yine göstereceğim. Bakın. Her gün bu şekilde yuvarlıyoruz. Bir 10 gün devamını çekmedim arkadaşlar videonun. 10 gün sonra olmuş halini çektim. Günden güne sarardı ve oldu turşularımız ve biraz yerleşti. Aşağıya indi. Tam dolu doldurmuştuk. Şişelerimiz ne kadar aşağı indi görüyorsunuz. Şöyle bakın, bir tanesini açtım. 10 günün sonunda mis gibi turşu kokusu burnuma geldi. Şöyle bir bıçak yardımı ile güzelce kesiyoruz arkadaşlar. Bakın bir tanesi bir oturuşta bir kerekte yenecek gibi. Çok fazla da değil.
Şöyle kabımın içine boşaltıyorum. Mis gibi turşu. Bakın ne kadar güzel. Bir de tadını alsanız inanın o kadar lezzetli oluyor ki. Harika bir turşu hazırladık. Hatta bunun suyunu dahi tüketebilirsiniz. Biliyorsunuz turşu suyu çok faydalı. Umarım sizler için hazırlamış olduğum sallama biber turşusu tarifimi beğenmişsinizdir. Yuvarlama biber turşusu tarifimi. Su şişelerinde hazırladım. 1 kiloluk pet şişelere de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Daha birçok yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar.